Canancım. Değerli kardeşim. Ne haber? Çok iyiyim. Ses. Seni gördüm daha iyi oldum. Sen nasılsın? İyiyim ya. Ne olsun. Daha iyi olacağız inşallah diye inanıyorum yani. Öyle Amin. güzel şeylerin olduğu güzel şeyler olmaya daha da güzel şeylerin olmaya gebe olduğu bir e, dönemdeyiz diye inanıyorum kendi kendime. İnşallah öyledir. Kurban bayramı olduğu için Aynen öyle. <gülüyor> 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 Nasıl bildin? Şey? <laughs> Gırtlak kestim miydi? Bir kendime gelir mi diyorsun? Yani ben kesim Sen kısmında... kurbandaki vasfın ne? Benim bu kurbandaki vasfım tutucu, yüzücü, evet. Parçalayıcı. Güzel. Tüm bir tek bunlar. Bunun dışında pek bir numaram yok. Maalesef. Ne olacaktı canım? Da i̇şte tam bir kelle almıyorsun. Yani şöyle aslında abi bir noktada hmm, kelle alma olayını öğrenmek istedim. Tamam mı? Çünkü dedim ki yani kimse olmasa ne yapacağım? Hı -hı. Hani bu bir ibadet sonuçta. Ee, bir sürü bazen böyle insan bazıları geliyor kasap. Yani hmm. hayvanı acı çektirmiyor ama bence doğru yapmıyor yani tamam mı? Bir tane hmm. abimiz vardı bizim vefat etti Allah rahmet eylesin. Onlarla ortak keserdik genelde. Ondan sonra ee, o mesela maşallah subhanallah yani hayvanı hiç acı çektirmeden tek de eder işini tamam mı? Ve hmm. hayvanı acı çektirebilme ihtimalinde bile çok hassas davranırdı. E, hayvanı güzel bağlardı, düzgün yatırttırırdı. Yanlış yapıldığı zaman evet. onu düzeltmeden başlamazdı asla. Tamam mı? Çok hassastı yani. Evet. Onunla iken ben kafam çok rahattı yani. Tamam Bu adam yapıyorsa hani e, bütün şartlar doğru yapılıyor gibi. Ama bazı mesela öyle bir kesiyor ki yani Allah'ım diyorsun yani bu adama bir daha bunu nasip etme ya. Günaha girmesin <laughs> yani. Hani günaha girmiyor. Şimdi öyle bir söyledim ki sanki hayvanı çok acı çek. Yani biraz yanlış yapıyor gibi geliyor bana. Tek de kesemiyor mesela. Ya da ne bileyim daha böyle tam hayvanı düzgün doğru düzgün yatırttırmadan yapıyor falan filan. Neyse uzatmayayım burayı. O, o sebepten ben şey dedim yani kendim öğreneyim hani nasıl yapılacağını falan. Ee, öğrenemedim. Yani çünkü ben <laughs> şundan korkuyorum abi. Ya yani o kanman onlardan korkmuyorum zaten orada olan, o yani oradaysan niye korkasın ya? Ben abi şundan korkuyorum hep. Ya bir an yanlış yaparsam ve hayvana acı çektirirsem. Tek korkum evet. bu. Anladın mı? Hayvana işkence yaparım korkusuyla hiçbir zaman girişemedim. Dedim ki abi, bu işi bilen yapsın. Kasap çağıralım. Hani zaten bu işi bilen bir adam olsun. Hayvanın neresinin hassas olduğunu oradan patlasın hı hı. gitsin falan. Neyse. Yani ben de o, e, tarz, o tarz şeylerden de çok tırtmıyorum. Yani bir şekilde yaparsın. Daha iyisini yaparsın hatta. Ama ben de şeyden biraz şey oluyorum. Böyle insan böyle o can elinde gidiyor ya. Hı hı. O hissi hissetmek istemiyorum. Hani gerçi hayvanın üstünde bastırıyoruz, sen hani tutuyoruz. Gene onu hissediyor gibi oluyoruz da tam boğazındayken daha da çok onu hissediyorsun gibi oluyor bir kıyamet durumu oluyor. Zaten biz kurbanlarımıza Müslümanlar olarak bizim yerimize kurban edilen evet. bir canlı olduğu için kendimiz gibi görürüz. O evet. gözle baktığımız için ayrı da bir kıyamıyoruz. Eyvallah. Ya bir daha Ama... bir hani efendimizin hadisi var ya Hı. hani ahirette o hayvanlara ne yaşatırsanız siz de yaşayacaksınız. O çok, çok şükür. Bizde kültür çok güzel bir şekilde evet, oturmuş durumda. Evet. Öyle bir hiçbir o şekilde. O kadar yok evet. Ama yine de. Hiç şeyimiz yok yani. Ya efendimiz kadar hassas olmak lazım abi. Anladın mı? Hı hı. Yani hayvanın yanında bıçak göstermeyin kadar hassas bir hareket olabilir mi ya? Evet. Hayvanı görmesin diyor yani falan. Hani o hassasiyetle düşünerek ben şey yapayım. Yoksa ne olacak yani? Bir kereden sonra zaten alışıyorsun. Bir de senede bir yapılan bir şey olduğu için hani Yapamaya da bilirsin anladın mı? Alışık olduğun hmm. bir şey değil çünkü. Bilen yapsın kafasındayım o yüzden e, tutma, evet efendim. E, yıkma, e, <laughs> vurma, kırma, boğaz goncalak, <laughs> <laughs> biliyor musun? <gülüyor> <gülüyor> sizi içimde aldık ve sizi yitemedik. Youtube'da bir tane Koç Gri diye bir adam var. Neyse izlersin. Çok güzel bir konuşma videosu. Youtube'un dehlizleri. Evet tamam bu sefer daha geek muhabbetler döndüreceğim çünkü bir şeyim var. Öncelikle Olur. flash hakkında ne düşünüyorsun oradan girelim hadi. Flash hakkında valla ben halk hizmet çekseydim kesinlikle senin gibi çekmezdim bunu söyleyeyim. Beğenmedin mi ya? Yok ben beğenmedim. Hani yani orta mı diyorsun? Baya bu film kötü mü diyorsun yani? Yani kötümsü ya, Hı. kötümsü. Kaç Ayağı puan kötümsü. diyorsun yani? Kaç veriyorum? Yani beş buçuk, altı hadi taş çatlasın. hani onu da vermem yani aslında. Hmm. Peki baba 1 bir mi bu? Beş. mu <gülüyor> 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 bu diyormuşsun. Evet, şimdi baba 8664 falan çıksa onunla kıyaslayabiliriz. Bir kıyasla şey söyleyeyim cidden böyle. merak ettim. Niye vermedin bu filmi? Şimdi Ant-Man'den kötü mü mesela? Ant-Man 3'ten. Yok değil. Ant-Man'den kötü değil. Tamam, ant mandan <laughs> iyi. <gülüyor> Şimdi şöyle e, sadece takdir ettiğim kısmı bir dünya hengameden geçmiş, bir, herkesin elinde e, bir şey gibi e, alevli bir közü elimizde sektirir gibi sektirdiğimiz bir film olarak <laughs> milletin elinde gezmiş bir evet. film olarak gene en azından başı sonu şey olan değerli toplu bir film çıkarabilmişler. O da Andy'nin e sayesindedir bence. Yani yönetmen kurtardıktan. Kimin, ben... kimin katkısı var. Andy'nin bu saç ee, e yani. Sadece o anlamda takdir ediyorum. Daha hani Suicide Squad gibi bir şey bekliyorsun bundan ilk filmi gibi. Hmm. E ama öyle bir şey gelmiyor. Daha düzgün bir film geliyor. Fakat e yok abi yani şu abartılacak da bir şey yok Bence millet milletin şeyi yerle bir olmuş beklentisi Evet. Yani az, öyle... az buçuk komik momik bir şeyler görünce millet beğenmişti i̇şte biraz da eğlenceli film hani hmm. akıyor, akıyor biraz o yüzden millet biraz yükselmiş ama yani hakkaniyetli değerlendirince bu filmde pek bir şey yok Şunu yani. bir anında. şunun bir uyarısını yapayım arkadaşlara arkadaşlar e, bunu başta söylemedik ama burada söyleyeyim <laughs> filmi izlemediyseniz spoiler gelecek ya bu bizim bir evet, nevi spoilerlı evet. videomuz gibi Muhabbetini yapıyoruz ama ee, o yüzden siper alan. Evet yani o yüzden ya çok da önemli değil açıkçası spor. Belli ki bu evrende bir şeyleri bilmenin hiçbir önemi yok. Çünkü hiçbir olayın ehemmiyeti yok belli ki. Zaten paralel evrenler olayı bir işin içine girdi mi acı Hiçbir gerçekliğin önemi kalmıyor. Saçma sapan bir dünya oluyor. Peki bu ee... filmdeki paralel evren miydi? Zaman yolculuğu muydu? İkisi de. Yani zaman yolculuğundan dolayı gerçi, oluşmuş paralel evrenler. Gerçi evet doğru doğru. Bir, bir durum doğru. var orada. Çünkü zaman yolculuğu olsa zaten Batman'in olmaması lazım mantıken. Yani. Tabii tabii yoksa öyle olmuyor zaten. Ee, ama hiçbir tutarlı değil o açıdan. Hmm. Hani e, biraz saçma oluyor. Hani Çünkü zaman yolculuğu yapıyorsun ama paralel evren oluşuyor. İki tane şey oluşuyor. Yani iki tane oluşması da garip. O zaman niye yapıyorsun ki zaman yolculuğunu? Yapma o zaman. Hani başka bir flash varsa zaten bir anlamı yok ki senin olayı değiştirmenin. Ya bir de onu anlayamıyorum ben. Hani şeyde de yani teorik, e, bilimsel olarak teorik kısmını da anlayamıyorum. Şimdi biz zamanda geri gittiğimiz zaman paralel evrene mi gidiyoruz? Yoksa kendi evrenimizde zamanda geri mi gidiyoruz? Ya işte o ne dersen o oluyor işte. Neyi kabul edersen o oluyor. Hayır yani bilimsel olarak nasıl söyleniyor bu? Ha bilimsel olarak zaman yolculuğu diye bir şey yok. Hayır teorik olarak oluyor? söylüyorum. Teorik olarak da işte olmadan bilemiyorsun yani teorisi de yok ki onun yani Hı. o ayrı onu bir şekilde denemeden bir şey çıkaramazsın ki. Ne ya? Ama e, yani iş işte hayır yani diyelim ki tam bu evrende böyle o zaman bir anlamı yok senin gitmenin bir şeyleri değiştirmenin. İşte Sen, evet yani. hani Sen o evrende değiştirmiş oluyorsun değil mi? Evet yani bir de değiştirdin geldin. E bu sefer de. Başka bir Beryal'ın yine yok ama evrende değişmiş. Yani tutarlı değil anladın mı? Beryal'ın yok derken? En son mesela işte tekrar minik bir değiştirme yapıyor. Evren değişiyor ama yeni bir Beryal'ın yok mesela. Hani diğerinde olduğu gibi. George Clooney'nin olduğunu mu diyorsun? Ha, evet. Hmm. Yani başka bir Beryal'ın yok mesela. Başka bir evrene gidiyor değil mi aslında bu arada? Ben öyle anladım filmin sonunu. E yani sonuçta değişiyor işte evren ne bileyim ya. Hmm. Ya yani. hayır o zaman zaman yolculuğunda değiştirmiş gibi kabul ediyorlar. Yani filmin sonunda öyle olmuş. Hmm. Ama başında e, paralel evrene gidiyormuş gibi olmuş. Yani işte bunların bu anlamda hepsi çok, kopuk olduğu için sen sevmedin oynuyor. yani. E, sevmedim. Bir de şey Ben bunlara hiç takılmadım mesela, Hiç umrumda olmadı yani. Çünkü... Ya bu bu sadece mantıksal kısmı. Ha, işte görsel evet. efektler beni çok rahatsız etti. Yani ben bu baştan sona kurtardığı kötü... sahneyi sevmedim. <laughs> leş ya oğlum çok kötüydü o sahneler ya. <laughs> Bak Görsel efekt olarak evet kötüydü ama sahne olarak bence çok zevkliydi izlemesi. Abi yok işte kötü olunca zevkli de olmuyor Şeye ki. Şey gözükünce. Havada koşup otomata yumruk atıp içinden çikolata ondan sonra bebekleri kurtarmasını. Abi işte çok kötü gözükünce güzel olmuyor. E, peki, yani yoksa şu, bak, komik. Bak, filmde ben şakaların %95'ine güldüm onu söyleyeyim. Çok e, da fena değil. Bir şerefsizi bir psikopat ruh hastası da olsa bence komik oynuyor yani güzel oynuyor. Hı hı. E, i̇ki karakter de çok iyi oynamış zaten. Şey şakası hı. mesela benim çok hoşuma gitti. Yani filmdeki en çok güldüğüm şakaydı herhalde. Daha doğrusu en çok beğendiğim şakaydı. Flash yazısı geliyordu oradan. Flash, flash diye bağırıyorlar. Bu dönüyor. Flash yazısı bir anda gidiyor ya. Hı. Sonra o atsan o çikolatayı falan diyor. Sonra tekrar hı hı. flash yazısı çıkıyor ya. ya ben bu şakaya çok güldüm ya. Bilmiyorum yok kom komentisi tek düzgün he. şey komentisi olabilir bence filme ee, ama onun dışında bir şey yok abi yani gerçekten bana biraz boş geldi yani o mesela filmin başında güzel aksiyon sahnesi bile CGI'ları bence güzel değil yani görsel efekte çok kaymış film şey tercihleri çok kötü zaten yani o zamanda yolculuktaki görsel efektler hızlı koşmadaki görsel efektler ben hiçbirini beğenmedim ya hepsi çok kötü hepsi çok kötü abi Batman'ın yani, sahneleri de mi kötüydü? O bile yani en iyi gözüken o, o bile CGI'ları sırıttığı hmm. Pek çok yer var. Hani. Ben ee, <laughs> bilmiyorum ya acı Ya an, şey yapmıyorum bu arada. Hmm. Yok canım güzeldi falan demiyorum. Bence filmin bazı yerlerindeki CGI'lar çok iyi. İyi olduğu için. Zaten diyemiyoruz bak burası çok iyiydi diye. Çünkü anlaşılmıyor. ne yani var abi? Aşırı da çok da yok. Yani çok çok az bence iyi olan yeri. Olabilir. Yani büyük sahnelerdekiler kötü diyorsan eyvallah. Son Savaş sahnesindeki CGI'ler çok mu kötüydü? Mesela. Kötü ya. Genel bir kötülük var. E, tamam Marvel'da da yani aynı çok derecede kötü bence. Marvel'da yok daha iyi ya bundan Marvel. Mesela Man Şu of Steel'ı. Man of Steel bence değil. Man of Steel her yerinde belli oluyor CJ oldu. Yani belli Dövüş oluyor ama gene en azından kamera açıları falan şey benim hoşuma gidiyordu. Hani uçarken bir geniş açıdan alıp sonra yakına zoomlamak bir gerçekçilik katıyordu hani böyle. Yani ben Onu çok kullanıyordu Man of Steel. Onu hatırlıyor musun? Hatırlıyorum. Şey aktüel kamera gibi çekiyor. Ha, aktüel kamera ee, gibi aynı. Yani şöyle. Özellikle Kripton'daki sahnelerini çok seviyorum. Ha, ben. Man of Steel. Ya şöyle o filmde zaten Zack Snyder hep çalıştığı Larry Fong'la çalışmıyor. Başka Hı -hı. bir sinematografla çalışıyor. O filmin o yüzden Hı -hı. görsel olarak Zack Snyder'a çok uyan bir o bizim bildiğimiz 300'de Hı -hı. işte Watchmen'de falanki hali gibi değil. Farkındayız. Hı -hı. Ki ben e, o videoda söylediğimi geri alıyorum. Eee yani Man of Steel hala en iyi film DC'de. Ama ben hala bunun ikinci en iyi film olduğunu düşünüyorum. Çünkü abi ben bu filmle eğlendim. Yani sen eleştirdiğin yerler tam işte, kabul önce ediyorum. o kadar yani. Ediyorum. Önce o kadar. Ha. Ya ben Flash'tan hiçbir şey beklemiyordum. O yüzden beğendim herhalde ya. Yani. İşte evet evet. Ya yani şalteri biraz fazla indirmen gerekiyor. Yani eksiye alman gerekiyor. İşte Ama DC'den aldırtmadım abi zaten. Aldırdı, aldırdı. Yani. İşte ondan da patlıyor ya zaten. İşte musun? kur. en eğlenceli filmlerinden biri Shazam 1 ya. Hani abi bak ben sana söyleyeyim. Bu film iki şey doğru yapmış. Sen de o yüzden biraz fazla seviyorsun ama aslında bütün esprisi o kurgusu iyi. Bir de esprileri güzel. Dolayısıyla bu filmi akıcı ve eğlenceli bir hale getiriyor. Bu kadar ama film bundan ibaret. Başka bir şey o, var mı tabii Bizim yani Michael Keaton Batman'ini sevmemiz o da biraz ister ya istemez. bir işte mesele oynadığı için. Mesela Keaton'da da ben ondan rahatsız oldum. Mesela keşke direkt madem alıyorsun Keaton'ı öyle aldın madem. O zaman adam gibi şeyi al gel. Yani de ki işte Michael Keaton'ın Batman'idir bu de. Tam öyle de değil acım. Yani şey demiyor. Söyleyiver. Neydi onun yönetmeni? Tim Burton. Ha, yani Tim Burton'ın Batman'idir de demiyor tam. Hmm. O da paralel evren gibi. Tim Burton'ın paralel evrendeki Batman'i gibi bir durum var. Ha ben o Tim Burton'ın evrenine gittiği gibi anladım ama. Bu işte tam öyle de değil. Hı. Hmm. Biliyor musun? Biraz değil yani. Orada işler biraz karışık. Onun mesela Bruce Wayne hali çok kötüydü bence. Batman'in evet, güzeldi be. ama hayır abi o şey hani deli etmeleri onu üzerlerine atlıyor falan. ilk karşılaştıkları hmm. sahne falan. Biraz saçma yani bana garip evet, geldi. Evet o sahne yani. İzlemesi de zevkliydi ama çok da zevkli de değildi ha. açıkçası. Değil ya yok. Batman olduğu kısımlar daha iyiydi. Bazı gerçekten bazı esprileri çok komik. Şeye çok güldüm yani hani Batman'in maskesiyle kendi kostüm yapınca flash o kafasını çevirip <laughs> bakın gerçekten çok güldüm o sahneye. Yani o komik çekelim. ya. Yani gerçekten Hı. iyi oyuncu bir de şerefsiz. Peki şeyi Öyle. beğendin mi? İki, iki flash çok güzel oynamıyor mu sence? O oynuyor oynuyor güzel. O iyiydi güzel. Yani, değil mi? Ama mesela içi çok boş. Hani o Flash o kadar boş ki öteki Flash. Artık yani onun mesela kötü adam olması falan çok tırttı abi. Ne olması? Anladın mı? Ha Anladın değil mi onu direkt bu arada? Ben direkt tabii, anladım. Tabii, direkt nasıl? anlıyorsun. Direkt anlıyorsun canım. Direkt anlıyorsun. Ya işte tırt ya. Bence hiç böyle bu kadar anlam yüklenecek bir film değil. Benim bu filmde tek sevdiğim şey e, Süper Görlü sevdim ben. Ya yani bu evrende bulunsun isterim. Süper Görlü beğendim ben. ben Kastı de da Ben de hiç sevmedim acı. Hiç sevmedim hem de. Oyunculuğu leş gibi. Allah Allah ben beğendim Abi oyunculuğunu. salak falan. sürekli böyle konuşuyor böyle bir oyunculuğu bir kötü. Bilmiyorum, Bilmiyorum ben... ben. çok yakıştırdım. Böyle hoşuma gitti benim. Şey de enteresan onun hani Rus Rusya'ya düşmüş falan filan olayları. O da güzeldi. Bak o e, güzeldi. Bir de şeyi sevdim ben. E, evrene hizmet olarak bence bu çok güzeldi. Eee General Zod'u dövememesi. Onu çok onu çok sevdim ben. Hmm. Çünkü abi Superman'in dövmesi lazım. Yani Superman hani Clark Kent'te evet. var o güç özellik. Bir de şöyle tabii, çocukluğundan beri evrene hakim de değil. Ha aynen, tabii, tabii evet. Aynen öyle. Clark Kent'in öyle bir olayı var ya çocukluktan Aa. beri olduğu için daha çok güneşe maruz kalıyor. O yüzden daha güçlü. diye bir ya olayı var. Bir de Clark Kent'in kendisinde de var hacı o. Adamın tabii ruhunda var. da var. Ee, hani Menos'tü o çocuk. Hayır şey uygunsa. şey olayı güzel aslında. Çok işlenebilecek hani koca bir filmde işlenebilecek bir hikayesi var o anlamda. Hani aslında Superman gibi ahlakı karakteri neredeyse onun gibi aynı kişilik. Yani Süpermen neredeyse Rusya'ya düşmüş. Ama Süpermen dünyada bu tecrübelerle yaşasaydı yani Clark Kent karakteri, karakteri, bu tecrübelerle yaşasaydı acaba nasıl bir Süpermen olurdu gibi bir sorgulamaya evet. gidilebilecek bir durumda. Yine hani yine iyi biri olarak özünde iyi biri olarak acaba ne tercihler yapardı falan diye kafa açıcı güzel bir tarafa gidebilirdi aslında. Ya, ee, o tabi bu filmin işi değil de hani. hesapta o yolda ölmüş değil mi şey Gelememiş dünyaya yani. Ee, evet. Öyle bir şey, muhabbet var. Evet, evet. Aslında e işte, yani... yani Clark Kent bu kız oluyor gibi bir şey ama Rusya'ya düşmüş. Bu arada Rusya'ya düşmesi e, bir paralel Superman hikayesi biliyorsun değil mi? Evet, evet. Öyle, yani. var ya, o da çok güzeldi bence gönderme olan. Ben de şeye çok güldüm filmde. En çok güldüğüm şaka buydu. Tuna. Yani biraz önce söylediğim Hı. en sevdiğim şakaydı. Zekice geldi bana. Hı. Bu da en çok güldüm o da şey flash gücünü kaybedince böyle Konucu. şey, alınca, hmm. böyle kol bastı yapar gibi koşuyor sonra gücümü kaybetti. O <laughs> Benim de favori esprim şey açık ara. Onu çok beğendim. Ee, genç flash yüzüğü takınca naz naz zip batırdı. <laughs> Ona aşırı güldüm ya. Çok komikti. Ya, aşırı güzel esprim. Kıyafet muhabbeti biraz bana Mesela yani kurcalamıyorum da çok saçma lan içinden çıkması falan. Geri nasıl sokuyorsun? Artık teknolojiyi ya. bilmiyoruz. <laughs> Yanlış Batman yapmış ona belli de. Bu arada hmm. ben bu filmdeki kıyafetini hiç beğenmedim ya. Beğendim lan fena değildi aslında. ben o böyle şey parçalarından e, ne anladım? Hmm. İşte NASA'dan parça çala çala yapmış ya hesapta. Hmm. Justice League'te öyle diyordu. E, evet. o o o fikri ve o kıyafet. evet daha metalik değil de kevlar gibiydi onlar böyle. Evet. Ya ben o cins kıyafetini çok beğenmiştim ya. O yüzden bu bana biraz böyle beden eğitimi kıyafeti gibiydi, bir, bir, bir garip bir şey böyle, çok beğenemedim. Ama şeyi çok sevdim. Bu e, zod geldiği zaman bu da birilerini kurtarmaya çalışıyormuştu orada bir kıyafet yapmış ya kendine yalanda. O da güzeldi. O sahneye dönmeleri de güzeldi flashback olarak. Hmm. Bir de filmde şeyi sevdim acı. Ee, o, o fikir çok hoşuma gitti yani. Neydi o? Ha, şimdi biz normalde bu Flash'in orijin hikayesi değil. Değil mi? Evet. Ama tamamen orijin hikayesi ya bu film. Evet tabii orijin. O çok güzeldi lan. Yani, yani güzel işte o da ne kadar yani. Hayır Flash'ı benim gibi Düz, hiç düzgün filmlerden... artık. Hayır tamam ama mesela güçlerini nasıl kazandığını ben bilmiyordum mesela. Öğrendim. Evet. İşte aynı. kıyafetlerinin yanması olayını öğrendim. Hani bildiğin Hı. öbür flashla bu flashın abi kardeş muhabbeti de çok güzeldi bence. Hı. İnsan böyle bu arada parayı... flashın duvarlardan geçmesi biraz fazla OP. Ee, ama var mı şöyle bir gücü? Normalde de. Yo vardır. Zaten bence çok mantıklı yani... bu arada. Flash çok OP canım. Evet bu arada. Flash çok Zamanda yolculuk yapıyor. <laughs> tamam hızlı. olsun. lan. Yani... yani, evet. Biraz fazla. Neyse ya. Flash bu kadar. Bence değerlendirmeye yeter Flash filmi için. bir tane Gene şey süper kahraman filmlerinde hiçbir... Senin de çok e, sevdiğin hiç... bir detaydan bahsedeceğim. Hı. Bence sen çok sevmişsindir bunu. Sana Olurum her dediğimi. videomuzda e, söylediğim bir şey var ya ya paralel evrene gidip bir bakmak lazım bu öbür oyuncu seçilseydi ne olurdu diye. Bu Hı. evrende geleceğe dönüşte Eric Stolz oynamış ya. <laughs> evet. O çok iyi değil miydi? Yani direkt sen neyse, geldin aklıma. Direkt bak. Sinema evreninde pek çok şey niye değişmişse hemen böyle bir şeyler değişti diye. Değişmiş. O da enteresan. Ya film sundaki Joskun'un çok saçmaydı yalnız ya. Onu bir türlü yani, şey evet, şaka yani. için sırf gibi değil mi? Sırf şaka için ama aşırı saçma. Yani hikayeyle oynuyorsun. Neyse ya. Peki bir şey söyleyeceğim. Ben başta filmin en başında Ben Affleck'in Batman'inin aksiyon sahneleri çok güzel değil miydi? işte güzeldi de daha yani ben orayı çok sevdim mesela Batman sahneleri çok hoşuma gitti O, o yani motoru şöyle... falan çok karizmaydı yani Be, Ben Affleck iyiymiş abi evet. yani onu diyorsun ne yani ben Affleck yaşlanmış oğlum bir de ya zayıflamış güzel Batman Ben Affleck'miş gibi bir hissin oluyor yani hani Hakikaten en iyi Batman oymuş gibi geliyor insana. Benim filmde en nefret ettiğim sahneyi söyleyeyim de sen de söyle sonra. Hı. Ya Wonder Woman niye geldi abi? O direkt benim de en nefret ettim sana açıkçası. Ne açık sıçrak bir şeydi o? Neydi o yani? Hadi Wonder Woman geldi de o sahneyi yani şu yalan kementiyle ya konuşturduğumuz anladık şeyler. Lan, anladık ya. Her filmde şaka yani. Onu demez o karakterler. Ya Batman bence film hele flash der de şey demez. Batman hele hiç demez. E, Ben o zaman gideyim işte insanlara yardım edebileceğimi biliyorum. İşte e, insanlara fakirliği bitirirsem bu işi bitirebilirdim Bak, aslında falan. O, Oğlum Batman ruh hastası bu, lan. Bunu yazmak için Batman'i hiç tanımıyor olmak lazım. Nasıl öyle evet. Yani şaka olsun ne yazılmış resmen. Ya Batman abi bilinç altında kendi ana karakterini Batman olarak gören biri. Evet. <laughs> Bruce olarak gören biri değil yani. Evet. E, çok çok saçma yani o o ya sahne abi, iğrenç. Yani, yani şey e, anlayamıyorum ya. Yani Batman şey Wonder Woman'ı niye getirdin ya? Ya işte bombok getirmiş şöyle hani ne oldu ki yani şu an? Ya, ya geleydin baştan o zaman. Yani bu kadar olay olurken neredeydin yani? <laughs> yani. İşte yetişememiş şeyler olmuş. Şey Cyborg Onu da bilmiyoruz. Ona da bir şey onda, onda, uydurdular, Son da yok, onda uydurmuşlar. Yes. ki her şey işte Süper kahraman evreni o yüzden süper kahraman filmleri kötü anladın evet. mı? Bu kadar genişledi, genişledi, hiçbir şeyin tutturamıyorlar. Sağından solundan çekiştirip duruyorlar. <laughs> Peki o bir şey diyeceğim. Gibi. Şey konusunda yanılmıyorum değil mi? Bu Zack Snyder'ın Justice League'nin sonrasına geçiyor. Ee, evet. Çünkü tabii. Zaman muhabbeti bir orada vardı öbüründe yoktu. Evet. Tabii. Ondan sonrası orası. Evet. 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 O evrenlerin tescili gibi bir şey bu film. Evet. Hani bitti artık o evren gibi bir durum var. Bakalım Ulan ne güzel de oyuncularımız yani. vardı. Ne salak adamlarsınız. Çok çok sağ ol Evet, bakalım ya. James Gunn'a verdiler. Bakalım becerebilecek mi James Gunn? Kötü bir şey yapacağını sanmıyorum ben şahsen. Ya artık bilmiyorum. Hayır ya. vasat Hiç bir şey, şey yapabilir. Yok, yani vasat umur, bir umur sancak bir... durumu da geçti. Evet ben de umursam. Biz bir de oğlum biz bıktık ya. İkisinden de bıktık. Marvel çok burnunda. Değil işte. Ikisinin. Secret Invasion'ı yani, izledin, izledin mi ilk bölümünü? İzledim. Ben izlemedim mesela. Merak ben etmiyorum. Izledim. İzleyeceğim ama Hani böyle çıksın. Benim Marvel'de ilgimi ilgimi çeken bir nokta. Çünkü ben hani ajanlık kısmını seviyorum bu şeyden. Marvel'lerin. ben de evren'de. seviyorum da heyecanımı kaybettim ben bu evrene. Anladın mı? Ya öyle canım artık hiç heyecanım yok. Öylesine izliyorsun. Ben bir tane şey dizi bekliyorum şu an Marvel'a. İki. iki tane. O da şey Loki. Onu da bölüm bölüm çekeriz yine zaten büyük ihtimalle. Mesela Loki ile Secret Invasion benim için eşit. Öyle mi? Hı e güzel miydi yani ilk bölümü? Ben beğendim. Ha iyi tamam. Ben de izlerim o zaman. Yani şey değil öyle muazzam şeyler beklemiyor. Belli ki hani gene muazzam bir şey olmayacak öyle. Ee... Ama bir gideri olacak. Yani bir şey olacak. Çok büyük senaryoda aşırı sıçmazlarsa. Ee... Ya en azından ilgi çekici bir konu. Güzel bir konu. Bakalım. Bir de şey. Vatif. Vatif. Vatifi bekliyorum bir de. İkinci sezonunu. Evet. Bence evet. güzeldi ya, tamam. kötü değildi yani. Evet, ben basit değildi yani, İzleniyordu yani. Ya malzeme çok sınırsızdı. Robotun niyetine yok. izliyordum ben onu yani. Hmm. Öyle güzel. Güzel güzel. Renfield diye bir film gelmiş, onu izledim. Ha, evet. Çok eğlencelik boş bir film. Sadece işte Dracula, Nicholas Cage, eğlenceli. O kadar. Ya o filmi ben merak ediyordum e, şeyden dolayı. Ben öbür eleman Nicholas Holt'u da seviyorum çünkü. Güzel ya, o da güzel de biraz şey hikayeme. Ya. Yani. Öyle mi? Ha, ha. Aman, bak, Hayal kırıklığı yaşadım şu an. Ya, çok eğlencelik. Çok şey film. Çok boş film yani. hmm. Ama Dracula Nicholas iyi. Nicholas <laughs> yaşlanınca sanki daha iyi oldu zaten. <laughs> evet evet. Şu o Pedro Pascal'la olan filmi hala Ay, istemedim. Yalnız bu evrenler olayı ne kötüydü Flash'ta. Bak Nicholas Cage deyince Allah'ım <laughs> ya, ya. Ya sen ya. bitirdin diye ben bilecektim de. Evet <laughs> oh, o da Nicholas Cage. O, o geldi Nicholas Cage deyince ne kadar kötüydü ya. Yuvarlak yuvarlak çarpıştı lan evrenle. <laughs> Tövbe estağfurullah. Neyse. Abi dün şeyi izledim ya. Enteresan da. Extraction 2. Biri mi daha iyi iki mi? Herkes aynı şey söylüyor. Ben daha ikisini de izlemedim iki daha gaz. İlki e, full aksiyon diyorlar. İki de, iki de, iki de, full. Iki de biraz daha hikaye odaklı gibi diyorlar. Öyle Yok mi? ya geç bir hikaye sırf e, aksiyon için olan bir hikaye. Ama aksiyonu iyi. Hmm. Hele ilk sahnesi var bitmiyor da. Hmm. Bitmiyor yani sahne işte hapishaneden birini kaçın yani bitmiyor sahne abi Te, tek plan tarzda çekilmiş tek plan hmm. değil de Anladım. o his o hisle çekilmiş. Aktüel kamera falan Şuraya, takip eden kamera. Karışmışlardı bir hapishane sahnesi gibi bir şey. Ya bir de manyak manyak trenler, helikopterler yani inanılmaz uzun bir ya üç tane ana şey aksiyon sahnesi var. Zaten film bundan ibaret. Yani o üç tane aksiyon sahnesini birbirine bağlayan sıralı senaryo. Hmm. Olayı gibi bir şey. Tamam abi ben onu istiyorum o filmden. Ah tertemiz. Aynen. O anlamda Peki, güzel. Peki bir şey diyeceğim. John Wick 4 gibi yoruyor mu insanı? Yoksa evet. öyle güzel Terminator 2 gibi eğlencelik, animasyon. şey? Hani ya, Terminator 2 gibi, gibi olamaz bence de. Şey anlamında hani... söylüyorum. Ondaki kaliteden bahsetmiyorum. Hı -hı. Mesela onda da çok aksiyon var ama seni böyle dinlendire dinlendire veriyor ya. Ya işte bu üçünün arasında dinlendirme koymuş. Ama o her sahne biraz uzun yani hani. Sahneler uzun, yoruyor o anlamda. ya yani O üç büyük sahnenin hepsi uzun, özellikle ilk sahne. Ee, ama güzeldi. Peki bir şey diyeceğim acı. Ee, Raid diye bir film var mı? Raid. The Raid. Evet. Bir de iki de. Bu, evet. Bunlar ondan iyi mi? bu Yani Extractionlar ondan iyi mi? Hmm. Ee, sanki Raid daha iyi abi. Yani daha düzgün o anlamda. Değil mi? Çünkü onun ritmi de daha düzgün. Kat kat gidiyorlar falan filan olayları var ya hani bir e, her katta o aksiyon bitiyor. Arada bir evet, soluklanma evet. bir, bir tercih. Çok eski usul aksiyon. Yani Chan'ın dönemindeki usul, evet, aksiyon evet, evet. filmleri gibi ya onlar. Evet eski usul. Aynen. Yani Chan ee, ne büyük efsane dedim mi ya. Öyleymiş. Hakikaten öyleymiş. Ya. Geri dönüp bakınca. Yani isim büyük, bir videosu bir var. Gördüm bilmiyorum. Sen yolladın galiba bizim gruba. Eski aksiyon sahnelerini izleyip böyle gözü doluyor ağlıyor falan. Çok, e, ben vallahi. ben de duygulandım vallahi. biraz şey gibi Cüneyt Akın biz eskiden böyle atlardık oraya falan gibi bir modu var vallahi ya, ya şimdi bir yanımda yanımda hiçbiri bir yere atlamamış da onu görünce canım. Abi, ben, ben... Jack için şeyini hiç unutmuyorum o bir film var iki tane işte seyyar bir merdivenin iki basamağı arasından geçiyor böyle ha, ha. aksiyon Be sahnesinde evet, 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 evet. inanılmaz bir sahne evet, bu yapıyor aslında. bunu gerçekten yani. yapıyor bunu evet Manyak yani, yani. Her şeyi yapıyor zaten. Mesela Tom Cruise o... ayağını kırdı diyoruz ya şeyde. Koşuyor kırık Hı. ayakla. Evet, evet. Olmadı adam kırık ayakla e, köprüden gemiye atlamış lan zamanında Chan. Ayağını alçıya almış. Alçıyla atlamış falan. Ya tabii canım manyak. manyak yani. Sayıyor ya bütün vücudundaki hasarları sayıyor falan. <laughs> İnanılmaz ya. Gazi gibi bir adam yani. Sinema, sinema uğruna Gazi olmuş. Sen onun canım. şeyi izledin mi? Pierce Brosnan'ın olan filmini. Şimdi unuttum ismini. Oo hangisiymiş lan? Eee işte bu İra İra bir yeri bombalıyor. Bunun kızı da ölüyor. Bu da bombalayanları bulmaya çalışıyor filmde. Film İngiltere'de hmm. geçiyor yani. Ve hmm. yaşlı hali Dick ve yaşlı hali. Evet, Yok yaşlı haliyle bilmiyorum. de bayağı dövüyor milleti falan. Yok, o zaman bilmiyorum. Ama çok mesela ben çok aksiyon film bekliyordum ama yarı politik bir film böyle. Hani yarı hmm. şey psikolojik bir film falan. Yaşlıysa o zaten o kadar olamaz. Evet. Hmm. Güzel film. Yani tavsiye ederim. Boş bir zamanda izle. Hmm. Eğlen... yani orta bir film ya. Hani şey değil böyle. İzleyip ulan ne güzel filmdi falan demezsin Aa, o eski, ama. O eskilerin tadı çok acayip. Yok o yani. olmaz. Yani, o işte kocaman bir greyder vardır mesela. Onun tekerleğinde tutunup <laughs> onun üzerine tırmanır. Ya. ya bir de İnanılmaz. böyle hep büyük şeyler yani. Tabii büyük büyük. Anladın Koca mı? mesela gökdelenlerde kaydığını evet, falan. abi ya. Gerçekten kayıyor abi onlarda. O herifin kulağından küpeyi falan koparıyordu ya çevirip çevirip. evet. Hayır bir de çocukken böyle biz çok etkileniyorduk onlardan yani. Çok hala aslında ben bakıyorum yine de gayet etkileyici. Tabii tabii. tabii. Şey var i̇yi ya yani. bu Koridor Crew diye bir tane YouTube kanalı var takip ediyor musun? Evet. Orada e, hani şey serileri var ya işte CGI'lara tepki veriyor. CGI Hı. artistler CGI'lara tepki veriyor. Evet. Animatörler animasyonlara tepki veriyor evet. falan. Bir de şey yaptılar ya dublörler e, ha, evet. aksiyon sahnelerine tepki veriyor. Hı. Evet. Orada Cekice'nin ekibinin yıllarca çalışmış bir adam geliyor bu bölümde ve Cekice'nin hmm. bir sahnesinden Hong Kong zamanında çektiği bir sahnesine tepki veriyor. Abi araba böyle yokuştan aşağı geliyor. Hmm. O sahneyi çektik orada biraz daha ölüyordu falan diye anlatıyor böyle manyak herif. Hmm. Bayağı bildiğin şey çekmiş herhalde. Çekiyoruz abi herkes kendine mukayyet olsun. <gülüyor> 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 Resmen iyi çekmişler ya. Manyak herifler ya. Yani. Eskiden sinemacılık enteresanmış. Evet. <laughs> Yani. Evet efendim. Saksaşını da bitirdim bu arada. Ha, nasıl? Son 2-3 bölümümü de tamamladım. Güzel güzel finaliz oldu. İzleyeceğim ee, yani. Kafaya koydum yani. Sorun yok. Sadece hani şöyle genel baktığına 4. sezon hani bitirme kararını hızlı almışlar gibi duruyor sadece. Hmm. Tek olay o. hani e, O dediğim o hani 3. bölüm büyük olaydan sonraki 2-3 bölüm sünme olayı o hala var yani. 4. sezonun en büyük şeyi bence hani çok düşürüyor orada ama sonra finali iyi yapıyor hani tam karakterlerimize uygun bir final hmm. yapıyor hani hepsi bunu, bu bu tarz bir olaya müstehak tarzında yeah. ee, güzel kaliteli bir şey ama hani o dediğim gibi bence bu dizinin tek şeyi hani anlamıyorsun kısmı var ciddi bir böyle hani anlamıyorsun hani bölümün işte atıyorum %10'unu %20'sini falan çok hızlı geçiyor. Hani böyle Rick and Morty hızında bir dinamikliği var. O biraz yoruyor insanı. Bu arada araya bilgi sokayım. Ee, bunu da konuşalım bence. Bu hafta konuşuruz <laughs> diye düşünmüştüm. İyi hatırlattım. Unuttum ben onu. Justin Roiland'ın e, hmm. kovuldu yani Rick and Morty'a. Evet. Abi birinci sezonundan itibaren bütün her şeyi tekrar başka birine seslendireceklermiş. Ay yok artık. Ve bütün karakterler hani Mr. Poppy Batolu'ndan Squanchis'ine bilmem nesine hepsini. Oğlum bu herif inanılmaz kötü bir şey mi yaptı ya? Niye bu Abi kadar... yaptığı şey şu anlatılan. kız arkadaşını ve hapsetmiş. Günlerce hmm. çıkarmamış. Oha. ama mahkemeye gidiyor. Araştırdım bunu hmm. merak ettim. Mahkeme delil yetersizliğinden dava iptal ediyor. Hmm. Yalnız Millete attı e, DM'ler düşüyor. Hmm. Bayağı bildiğim böyle sapık sapık yürümüş kadınlara. Ondan hmm. sonra. Ya tamam abi adam ifşa ettin, kovdun, gönderdin. Ne uğraşıyorsun daha hani? Ya ben şey şunu yok. anladım Cesiz. bak. Ya. Evet. Yani şu şimdi, herhalde şunu düşündüler. Şimdi yeni adam getirirsek bunu toparlayamayız. Baştan yapalım ki hani en baştan beri oymuş gibi olsun. Lokal, ne değişecek ya? Herkes bir daha mı izleyecek millet onu? Ya ben bunu mantıklı olarak söylemiyorum. Bence böyle Ayşe, düşünüyorum. İyi, iyi Salak bunlar ya. Şöyle. Ya bir kere adam bence kovmaları bile saçmalık ya. Yok kovabilirsin. Bu kadar hani kötü saçma sapan bir adamsa. Kimse hani vazgeçilmez Bilmiyorum, değil. Herkes kovulursa. Rick and Morty onsuz nasıl olacak mesela? çok. Var. Ya, bence Rick and Morty Art, zor. De, hani, bir Zor. Bir alışma süreci olur ama sonunda alışılır. Yani ya Allah'tan hani, Rick and Morty, Morty bizim kafamızda bitmişti zaten. Yani ben 7. sezonu hiç mi beklemiyorum mesela? Umurumda değil yani. Yani son sezonu iyiydi aslında. Hani gidiyordu ama kesinlikle o hani şey gibi takip etmiyoruz. Mesela gibi gibi takip etmiyoruz mesela. Yok abi. Bu şey sezonu Onun da tökezlemeye başlayıp beşte patlattı bence kendini. Ya yani şunu yaşadı bir kere. Hani geri dönüşler yaşıyor. Tamam mı şey? Rick and Morty bazı bölümlerde geri dönüşler yaşıyor. Ama mesela gibi de diyoruz ya mesela arada beğenmediğimiz bölümler çıksa Hı. bile ruhunu o başka bir şey çok. O başka Hiç kaybetmiyor şey. diyoruz evet, ya. Diken and Morty'nin kaybettiği sezon bile evet. oldu. Hani ölümü geç se sezon bile Yazarların oldu. sürekli değişmesinden kaynaklı belki evet, de evet. olur. Burada Feyyaz zaten espriden değil, tondan gittiği için Feyyaz e, ve yani. Aziz Kedi. Bu arada daha, başka bir şey daha söyleyeyim sana. Şimdi bunun bir tane daha dizisi vardı ya Solar Opposities diye hatırlıyoruz. Evet. Hmm. O dizide de birden fazla karakter dersin. Güzel evet. seslendiriyordu. Abi nasıl bir çözüm bulmuşlar biliyor musun? Bizim Hı -hı. Legion abi seslendirecekmiş bundan sonra onun karakterini. Den, Dan Dan Stevens. Evet Dan Stevens. Hı -hı. Abi bunlar evde uğraşı yaparken, kudururken yanlışlıkla Corvo bunun karakteri. Corvo'yu vuruyorlar Hı -hı. boğazından. Ah! Hı -hı falan yapıyor böyle. Hı -hı. Çabuk çabuk boğazını iyileştirecek şey var diyor oradan. Bir tuşa Hı -hı. basıyor, bir şey çıkıyor. Bunun böyle boğazına saplıyorlar onu şırıngayı. Hı. Bunu sapladık ama sesi değişecek artık. Yapacak bir şey yok. Bundan sonra başka bir sesle devam edecek. Ses ses tellerine vurmuşuz diyor. Hesapta o yüzden sesi değişiyor. Yani tırt ama diğer mesela e, çözümden daha iyi bir çocuk. <laughs> baştan, <öyle> baştan seslendirmek <gülüyor> nasıl <gülüyor> diyorsun? Evet, evet. Kesinlikle bu daha <laughs> ya iyi. Ya orada şey. yapamazlar bunu çünkü Morty'e ne yapacaksın peki? Biri şey yazmış yorumlara. Ha onu gördüm. Bunun yorumları. Abi diken Morty'de her şeyi yapabilirsin senaryosal anlamda. Abi zaten bunun yorumlarına şey yazmıştı biri. E, Hesaplar hesapta Rick Morty'nin yeni bölümünden bir sahne yazmış böyle çok kısa. Çabuk morti Morty ses değiştirme evrenine gidiyoruz. Mu? İşte orada bir şey yapmamız lazım falan. Evet aynen öyle. <laughs> Bunu bile desen olur. Rick <laughs> <laughs> and yani Hoş gibi. dedim ya. Bilmiyorum abi. <laughs> abi her şeyi yapabilirsin ya yani. Ders ki işte abi bitir diziyi, bugüne, bitir o zaman bugüne yani. kadar izlediğimiz azından Rick and Morty değil kardeşim. Al geçtik ötekine seslerden. Bu da ne i̇şte, salakmış ne ne salak. Şey, Justin Roiland. Tabii canım büyük bir şerefsizsin ha, yani Hayır bu ya yani şerefsizsin tamam. Bari bunu gizle. Ya <laughs> ne bileyim ya <yani> bunu. <laughs> ya ben buna bak. Her zaman şunu şunu söylüyorum abi. Şimdi kendi adıma hiçbir zaman kötülük yapmayan, tamam mı? Hmm. E, kötülük amaçlamayan, kötüle meyledeceği zaman kendini durduran bir insanım. Bak asla kötülük sen, yapmayacağım Bu tarz adamlar öyle düşünme. Ha, şuna, yani di sen şunu diyeceğim. Sen anlayamazsın düşün. onları. Şunu diyeceğim. O anlamda. Abi bir şey yapıyorsun. Hı -hı. İşte, ha Şunu diyecektim. Kötülük yaparsam ama Hı -hı. çok planlı programlı yaparım ki kötülüğüm anlaşılmasın. Tamam mı? Yani Hı -hı. yakalanmayacak şekilde kötülük yapmak lazım. Yapacaksan da. kral çünkü neden utanıyorsun? E tabii ki. Şimdi utanmanın gittiği pozisyonda olursan artık ve yapıda. Yani o zaman her şeyi yapabilirsin. Anlatabiliyor yani muyum? mesela bir salaklık yapıp bunu kameraya çekiyorlar ve onun sayesinde hapse giriyorlar ya. Ya da, evet. da ne bileyim cezaya. Mesela hep şey diyorum. Lan oğlum bunu niye çektiniz lan? Böyle bir salaklık yapıyorsunuz madem. Hmm. Ya bunu niye kamera... Bu suç oğlum lan. Suç olan bir şey niye kameraya çekiyor? Deli misiniz? İnsanın bilinme isteği her zaman başına çok büyük dertler açıyor. Ben bunu anladım abi. Yani bu, bu, bu dediğim Justin uymuyor da. Hı. Bilmiyorum ya. Yani. Pervasızlık var, rahatlık var abi. Bunların pek çok imkanı oluyor. Artık pervasızlaşıyorlar imkanları çok oldukları için. Yani tamamen bundan dolayı. Çok da anlam yüklemeye gerek yok. Ben böyle hani nefsi şeylere bu kadar düşmüş insanlar konuşmaya çok vakit kaybediyorum yani hiç. Ne bok yer sesin geberebilsin <laughs> yani. Hiç umurumda değil yani. Eh, herkes hak ettiğini olsun. Eyvallah hiç düşünmüyorum bile. Kafam onlarla yoramam. Yani Ezra Miller hapse Gidiyorsa gitsin ya. Vallahi şu salak salak şeyler yaptıysan defol git. Evet. Yani şey de ben hep bunu görmüşüm. Mesela hani çalıştığımız şeyde de görürüz onu. Mesela adam bir devlet dairesindedir. işte devletin eliyle işte önemli şeyler yapar. Gayretli bir kardeşimizdir. Olaya hakimdir. İyi bir çalışandır veya iyi bir idarecidir. Böyle şey hissi olur. Pek çok şey başardığı için iş yerinde. Ben gidersem buralar çöker. Hissi olur. Halbuki sonra bir atama olur, değişir. Yani hiçbir şey çökmez. Hayat devam eder. Anladın mı? Hani Hiçbir zaman hiç kimsenin gitmesine bir şey çökmez. Evet, ya. evet. Yani, böyle hakikaten öyle bir şey yok. Evet. Yani. Kesinlikle öyle bir şey yok. Ee, o yüzden bu tarz şeylerde hiç umursamıyorum. Yani, yani, Tökezleyebilir, falan... yol değiştirebilir. E, metamorfoz geçirebilir. Başka bir şey dönüşebilir. Ama çökmek olayı e, evet. bilinçli hatalarla olan bir şey olduğunu düşünüyorum ben. Olabilecek bir şey olur. Hani yani Apple mesela Steve Jobs öyle 12 sene oldu. Çöktü mü anası satayım? Yani. Ya bir de çökmesi de hayatın parçası. Bir şeyler bir evet. gün çökecek zaten. Aynen öyle. Yani... <laughs> Hiçbir önemi yok. Mesela devlet dairesi çökmezsen gidiyorsun diye. Yani o kesin. Tabii, o devlet zaten devlet o demek. Devlet evet. yani. yani. İnsanlar Millet de o demek sistemin yani. işlediği düzen. Evet efendim. E, şeyi bu sorayım sana. E, <laughs> 41 dakika oldu. Aklında olsun. Şeyin çok önemli yok ya. Post kesim var mı? Önemli? Yok sen senin sadece hmm. söylemek için söylüyorum. Tamam. Craven the Hunter fragmanı çıktı. Evet. Ne hiç değil. Benim de değil. <laughs> ee, ya ama bir kere, kötü, kötü gözükmüyor. Ya abi bir şey söyleyeceğim. Ya bu yani çizgi romanda da gerçekten... Oğlum diyorum ben sana süper kahraman şey bitti artık. Ya <laughs> Gazı bitti ya. Ya Aaron Taylor Johnson. Evet. Keşke Kikes olarak kalsaydı sadece. <laughs> Yani Çok küçük herif bir hayvan şey. gibi yakışıklı. Bunu söylemiştim Hı. daha önce. Hani karizmatik bir şey bir de böyle. baby face de aynı zamanda. Hani evet. ben yeni James Bond olmasını istiyorum mesela şahsen. Ama Kışır. mesela bu benim çizgi filmde izlediğim Craven The Hunter'ın tipi böyle bir şey değil abi yani. Alakası bile yok. Bir, ikincisi ya bu ne saçma bir güç oğlum ya. Kanıma aslan kanı değdi. Ben de delirdim hayvan oldum. <laughs> bu çizgi romanlarda Belki böyle mi ya? Belki öyle değildir ya şimdi o. Fragmanda öyle gibi geliyor da. Nasıl oluyor öyle peki değil. yani Nasıl, nasıl olabilir? vardır, belki şey. bir deneysel bir şey vardır zaten. Öncesinde bir serum alınmıştır, bir şey Ya olmuştur. bunun gücü ne abi tam olarak? Bilmiyorum aşırı güç herhalde. Çeviklik, <laughs> e, süper algı e, falan filan. Hani duvarda koşuyordu falan da. Hani kudurma gücü mü? <laughs> hani kud Rayge. kuduz kanı mı? Rage, gücü olur. Ağzı köpürüyor falan saldırırken bana hep bir karizma gelir o Craven the Ben Spider-Man'de de çok İşte oldu öyleydi de burada ney mesela? Hani e görürüz mi? ya. Ha. kötü gelmedi yine kastan hani dediğin gibi e, suratı daha e, menli surat hani daha erkeksi bir bu adam öyle değil demiyorum da hani yani mesela mavi gözlü değil de daha kara yağız böyle yani, hani, evet. Osmanlı türkü gibi post falan. Mi? Kim olmalı biliyor musun Craven the Kenan evet. Burak Özçivit. <laughs> İkisinden biri oldu. <laughs> mal koçu <Koçovalı gülüyor> olmalı diyorsun ya ne bileyim böyle bir hani evet. orman kaçkını gibi bir şey olması lazım hafiften ama yakışıklı da olması lazım <laughs> o zaman Kemal Sunal da olur Hanzo Arzu rolüyle olabilir. Craven'da Hunter oynayabilir bu filme Türkçe e, çeviri önerim var Evet. hayvan herif hayvan herif yani <laughs> ne diyeyim <laughs> olabilir Öyle yine bomboş bir karakterimiz geliyor bakalım. Başka elimde bir de şey izlemişim abi Doğu ikinci sezonu da izlemişim. Benim sevdiğim bir seri. Türk dizileri içinde. Doğu Demirkol'u da seviyorum, Miza'nı da seviyorum açıkçası. Güzel mi ikinci sezonu? İlk sezon sevdin mi? Evet. O zaman ikiyi de sever. Şöyle, ilk sezonun ilk bölümleri çok komik. Sonra bir böyle bir mayışıyor dizi. Bir nereye gittiği Hı -hı. anlaşılmıyor falan. Ama eğleniyorsun yine izlerken. Heh, Doğu... Bu sezon da öyle aslında ya. Bu sezon da öyle. Ben Doğu Demirkol'un Feyyaz Yiğit'le Mezehan'ın benzer olmasını, yani dizide en azından, onu sevdim. Mesela Ayak işlerinden benzer daha çok. Benzer mi? Yani bence Gibi'ye daha çok benziyor mesela Doğu. Gibi ya. Evet. Yok Şöyle abi be. Yani, anlatım abi işte an, Anlatım tarzı olarak. Hani böyle daha sanat filmi gibi, daha yavaş yavaş ilerleyen, daha böyle sokak muhabbeti gibi olması çekimleri ve konu hmm. yazımı. Şey mizahı hmm. benziyor anlamda söylemiyorum. Hmm. Mizahının anlatım şekli benziyor. Yani mesela şey bölümü. Ee, aslında bence ikisi de İngiliz mizahına çok özeniyor da. Hmm. Ee, bu kötü bir şey olarak söylemiyorum bu arada. Yok tabii canım. Ki doğru bir yere özeniyorlar bence. Daha yani iyi. Yani dark dark humor. Dark humor gibi, de böyle olası ama olmaz şakalar. Mesela e, Doğu'nun bir bölümü vardı ya bunun zengin arkadaşları falan liseden. Hmm. Daha doğrusu hmm. zengin kadın da evlenmiş. Bunu artistik yapıyor falan. Uh -huh, o evet. bölümde bunun arkadaşı var ya. Adam gerçek ismi Evliya. Özgür müydü? Uh -huh. Özgür çocuğu dövüyor ya bir yerde. Ama görmüyoruz dövdüğünü falan. <laughs> çocuk buna şerefsizlik yapıyorsun. Kafasına demirle vuruyor falan. Hıh. Hmm. şimdi çok absürt ama yok yani öyle bir çocuk onu yapar falan diyorsun. Hmm. Ama bir yandan çocuğun niye o kadar kuduruk olduğunu da biliyorsun. Çünkü ailesi saçma sapan bir aile falan. Evet. Ya yani o o böyle katmanlı gibi ama çok da katmanlı olmaması bilmiyorum benim hoşuma gitti yani. O, o anlamda sevmiştim. Çok güzel. İlk sezon seven bunu da sever. O anlamda keyifli gayet. Bir sorun yok. ben seviyorum. Ben stand da gittim. stand da gayet güzeldi. Ben çok bayılmamıştım. Şöyle. Beğenmedim değil. Ama şey dedim yani. Oğlum ben arkadaşlarıma ben de böyle şaka yapıyorum lan. Benim, benim mizahım da bu. Hani ben de başarabilirsem sahneye çıksam aşağı yukarı aynı show'u yapacakmışız gibi geldi bana. Ya yok işte ya. Stand-up böyle olmuyor. Bilmiyorum. Ben izlerken kendim kendimi gördüm sahnede hani. Şimdi o aslında biraz düzgün yaptığına işaret. Becerebilmiş ki şey olmuşsun tabii, sen tabii. orada. Tabii İşin basitliğini alabilmişsin. Çünkü beceremeyince o kadar kötü oluyor ki abi. Evet, bak evet. şeylerle alakası yok. Ben şeye gittim Hasancan'ınkine. Hımm. Sevmemiştin sen sevmem. Sevmemek değil abi. Becerememek bu artık. Ya hmm. tamam mı? Ya sen stand up hakkında senin şeyin yok. Sen bu işin matematiğini kavrayamamışsın. Yani bir kere doğunun o hakimiyeti çok yüksek. Onu anlıyorsun. Seyirci hakimiyeti, esprilerin yapış sırası, ritmi, temposu. Tamam mı? Stand up'ta bunlar çok önemli. Ee, Hasan Can'da hiç yok abi böyle bir şey. Yani konuşanlardan hallice bir şey. Böyle saçma sapan. ya stand up böyle bir şey değil ki komik de değildi zaten. Yani iğrenç bir gösteriydi ama Doğu Demir gayet güzeldi. Yani Tabii kendi tarz... Stand-up gibi stand-up ya. Stand-up gibi stand-up hakikaten. Evet. Ben beğeniyorum, sevdim. Bir de böyle şeyi de çok nadir ya muhafazakar kesimi bir şekilde anlayan hmm. bir tip. Çünkü o ee... öyle büyümüş. Tam öyle de büyümemiş. Enteresan bir ailesi var. Çok garip. Yani çok garip bir ailesi var hakikaten. Ama böyle Üf. bazı şeylerin özünü hissedip alabilmiş. Hani muhafazakar kesimdeki bazı şeyleri hisle olur ya o. Hani yani onun mantıkla bir alakası yoktur. Onu bir yaşaman lazımdır. Mesela o tip şeyleri yaşayıp anlayabiliyor onlar. Şimdi mesela diğer bütün bu iş sanat camiasında kimse muhafazakar kesimi anlayamıyor mesela. işte atıyorum şey yapıyorlar şimdi o meşhur dizine. Televizyonda durmadan reyting rekorları kırıyor şu an. Şey. Ee, çilek şurubu yok. Ya işte. Ee, yani. Nide Hayır. Kızıl, kızılcık Kızıl, şerbet. Kızılcık şerbeti. şerbet. Evet. Yani mesela bu dizi zerre anlamıyor. Muhafazakar <laughs> falan böyle bir şey yok. Hani ya işte izle, Burak izletemiyor izle. bile. <laughs> mi? Ya öyle diyor benim. Abi izliyorum ben dayanamıyorum. <laughs> ya <Yani gülüyor> o biraz cringe, guilty pleasure tarzı <laughs> bir durumdan da izliyor <laughs> olabilir. Özellik. Ama e, yok yani mesela hiç kimse anlayamıyor hani o tarz bir şeyi. Mesela Doğu anlıyor belli ki. Onu hissediyorsun ve doğru. O zaman hakikaten mizahi kısmını alabiliyor işte. O da komik oluyor bu sefer. Güzel oluyor. Kaliteli oluyor. Yani yaptığı nokta. E, Onun şeyini seviyorum. Samimiyetini de seviyorum. E, öyle hacım. Ben bunları tüketmişim bu arada. Ben de. Senin var mı farkı? İki tane yeni şey izledim. Biri, ömrümde ikinci kez Kore dizisi izledim abi. Eyvah. Ee, sevdiğim biri önerdi bana bunu. Hmm. Bak dedi çok güzel bu dizi falan. Netflix dizisiymiş Allah. zaten. Hala sevmeye devam ediyor musun arkadaş Evet. hep, tamam, hepsi, hep İyi, mi? İyi mi yani dizi? Mr. Sunshine dizinin ismi. Ay ismi de kötü. Ee? Evet yani Sunshine'da bir durum göremedim. ilk, ilk bölümü izledim sadece. Yani hmm. e, ama şey oynuyor. Bizim bütün Kore filmlerindeki en ünlü abi var ya. I Saw The Devil'ı izledin mi sen? İzledim. Oradaki polis abi. Ha, Adamın polis gerçek ismini evet. yapı unutuyorum ya. Şey, Bir... dövüşçü abi ya işte. Evet, ya şeyde de oynuyordu ya. G.I. Joe'da da falan oynuyordu. Snake Eyes falan. Aynen. Tamam. <laughs> Aynen. Tamam, tamam, biliyorum. O abi e, başrolü dizinin. Hmm. Ya ben ilk önce şeyi hmm, ne anladı? introsunu izleyince böyle hani şey mi olacak dedim hani zaman yolculuğu gibi bir şey mi olacak acaba falan. Yok abi bildiğin e, Amerika'da da geçiyor. 1800'lerin sonlarında geçiyor hikaye zaten. Hmm. Kore'de de geçiyor. Bir de Japonları da dahil ettiler en son oraya daha bir göremedik. ya tarih dizisi yani tamam mı? E, hmm. Ve TRT'nin tarih dizilerine benziyor bence. Ama daha <laughs> iyisi gibi. Daha izlenir hali hmm. gibi. Ve böyle Dündüz anlatımdan çok yine Koreli Koreli Koreliliğini yapmış. Hmm. Hani böyle karışık karışık anlatıp sonra toparlıyor tamam mı? Aa o, o muymu? falan oluyorsun izlerken. Hmm. Sadece eleştirim şu. ya Biraz fazla Türk dizisi. Ben böyle çok hmm. uzatamıyorum. Hamaset mi? Hamaset yok işte. Onu çok sevdim. Hmm. Yani mesela Amerikalıları övecek zannediyorsun. Amerikalıları gömüyor bir anda. Hmm. sonraki bölümlerde Japonya'ya daha çok gömüyormuş çünkü Japonlar gerçekten Korelilere çektirmediği kalmamış evet. yani biz Japonlar böyle kaniki anime falan zannediyoruz ama yani Hitler'den daha beter toplama kampları olan da bir millet Ve neler neler hmm. yapmışlar deney olarak o projek bilmem ne falan onları Çinlilerin üzerine çok deney yapmışlar falan neyse burada da hani Japonların Korelilere çektirdiklerini de anlatıyormuş sonra da zaten bir aşk hikayesi var işin içinde bir de tarihi olayların hikayesi var. Hmm. Ama sinematografi olarak çok beğendim. Ee, kostümlerin <laughs> bazıları çok iyiydi, bazıları çok tırışkaydı. Hmm. Ee, yani bölümler biraz uzun ama tek sezonda bitiyor 24 bölüm. Hani hmm. bir anlatacak hikayesi varmış adam belli ki. Öyle. Yani beğendim yani diyebilirim. Ben satamadın ama bana. Ben yani sen izle, sen çok, şu an. Çok seveceğini zannetmiyorum. Ama ben böyle Geç zaman. E, Trilyon tane şey var. izleme. Beğendim tarafındayım. Ortanın beğendim tarafındayım. Öyle söyleyeyim. İlgisi çekenler için o zaman. Evet, aynı. İade etmiş oldun. Diğer ne izledin? Diğeri de abi yani hayatımda hiç umurumda olmayan bir mevzu e, bize film inceleme X kanalından Kerem abinin önerdiği Air filmini izledim. Ha. O da şu Michael Jordan'ın işte bu Air Jordan ayakkabılarının Hı. ortaya çıkış hikayesi Mike'da. Yine e, şeyin zenginin şeyi züğürdün çenesini mi yoruyor? <laughs> zenginin bu. ya aslında güzel bir hikaye tamam mı? Ama Ya yani film bittiği zaman şey diyorsun. Abi bunu niye filmini çektiniz lan? Yani yani mesela bana bir biyografi filmi söylesene bunun gibi. Yani çok aslında bu tarz. Hayır bir tane Ölümün beğendiğin böyle. bir tane hikaye söyle. Ha bu böyle olmuş. Meğersem falan diye böyle. Yani şimdi bunu birebir uydurmak için bir işte şey olması lazım. Hani reklam sektöründeki bir başarıyı anlatan. Bak ha aklıma bir fi film. film geldi. Ablamlara da söylemiştim. Sana da söyleyeyim. Ford ve Ferrari sevmiş miydin? Ha evet. Güzel bu film değil. onun yarısı kadar güzel değil mesela. Film kötü değil Hı. bu arada. Kötü olduğundan değil. Yani alt tarafı ayakkabı yapıp Michael Jordan'a satmışsınız bunu. Yani tamam Nike'ın gerçekten böyle hani dönüm noktası sadece Yani Nike bu anlaşmayı yapamamış o, olsaydı zamanda Gelmiş geçiyor önemli ticari başarılardan biri galiba. Evet Damon'un Bay Bay karakteri bunu başarıyor. Onu da söyleyeyim sana. Hmm. Ama mesela Ford ve Ferrari mesela beni daha çok etkilemişti. Daha çok beğenmiştim biyografi filmi olarak. o da benim umurumda değil. evet olabilir Ben Affleck bu arada Hı. yönetmeni aslında kötü de değil ya yani. Olsun canım, yönetmeni? Evet. Ama bence hikayenin çekiciliği de burada önemli bir şey. Hı -hı. Ee, hani Ford ve Ferrari'deki hikaye de benim hiç umurumda değil lan bana ne oğlum Ford'un lans şey o neydi unuttum işte bilmem ne yarışları bilmem ne falan yani hiç umurumda değil. Ama biraz böyle bir anlattı şey, bana şeyi hatırlattı bu söyledikleri şey filmini. Bu bu geçen sene e, şeyle Oscar alan Tokatçı var ya Bill Smith. Hmm. Onun, ha, onun filmi. Anladım. İzlemedim. Onun, Oscar, onun Oscar aldı filme benzer -Kral duygular Kral bir hissetti. şey. King George mu? Işte, ha, aynen King Richard's. King Richard. O şey kızların babasını oynuyor işte. Williams kızların hı hmm, hı hmm, hı. Hmm. babasını oynuyor. O da hakikaten hani yani İyi, okey <laughs> Hani çok da bizim umrumuzda olmayan bir durum. Ha, tamam, senin sayende. Yani, evet, e, okey, tamam. Bir iki tane güzel sensi var Erin. Hakikaten Hı. böyle akılda kalıcı. Ama yani mesela film bittiğinde ben şey dedim yani. Mesela bu tarz şeylerin belgeselleri daha etkileyici olabilir muhtemelen. E zaten çekilmiş, gerçi bunun üzerine değil. E, direkt Michael Jordan'ın üzerinde belgesel var işte. Hatta Oscar falan aldı ya. Last Dance. Oscar abi. Yok, yok o, o Jordan iş için. Air, Jordan'a Jordan'la bir alakası yok. Yok ama. işte hani Michael Jordan direkt şey. Last Dance evet. Ha. Mesela bunu Netflix'te bir şey olarak izleseydik belgesel. Belki <laughs> o zaman daha çok sevebilirdim. Çünkü ya, abi, bence de. şey diyorsun yani film izlerken. Abi biz ya ablam çok sevdi mesela. Ben böyle hikayeleri çok severim diyor. Hakikaten de sever o. Öyle antin kontin hikayeleri. <laughs> ama ben yani ya filmi beğenmedim demiyorum bak. Film bence on üzerinden 7 falan. Öyle söyleyeyim sana. Hatta 7.2 falan hatta öyle söyleyeyim. Ama film bütün şeydim. Bunun Bunu niye çektiniz oğlum hikayesi? Bunun bir önemi yok lan dedim yani. Hani demek ki bir hikaye sıkıntısı var Hollywood'da ya ve. Amazon filmi zaten. Var. Amazon filmi. Bu sene hiç aday mı olmadı değil mi? Oldu mu? Ee, bilmem. E mi? çünkü bu film mi? Uh -huh. Bu film olmamıştır ya. Yok. 2023 filmi mi ya? Merak ettim. 23 galiba. 23 canım 23 işte. Bu sene geldi. Ha evet evet. 2023'müş doğru. Aday olur ama bir şeylere ben sana söyleyeyim. Ha 7.5 almış. IMDb. Bu arada oyuncu kadrosu güzel. Hmm. Filmde bir şey var sevdiğim. Onu söylesem mi ya? Michael Jordan hiç göstermiyor bu film. Yani, Konuşturtmuyor o, bile. Değil bence ama. Yani bir yandan filmi izlerken şey diyorsun böyle. Böyle daha iyi olmuş sanki hani Michael Jordan'ın gözüküp çok da ortada olmaması falan. Ne bileyim. Yani gerçekçi gibi olmuyor mu acaba? Ya bilerek bu seçim olarak yapılmış gibi geldi bana. Ya çünkü Michael Jordan'ı oyna... Oynayamayacak ya kimse. Öyle bir durum var orada? Ondan dolayı olduğunu sanmıyorum. Bence onu geri plana atıp onun etrafında dönen olayları göstermek istemişler gibi. Çünkü ha, o da babasıyla annesi mesela şey Hı. bayağı oyuncular tamam mı? Filmde varlar yani. Annesinde Hı. şey oynuyor işte ya bizim e, Kadın Adam diye bir film çıktı ya. Neydi? Woman King. Viola evet. Davis oynuyor ya. Annesini düşün yani. Kadın Oscar almadı mı? Evet. Öyle öyle kalın dudaklı kadın. Ha bir de çok iyi oynuyor bu arada. Oscar aldı mı kadın ya? Bilmiyorum. Çok adaylı oldu galiba. Adaylı var evet doğru. Velhasılı e, öyle. Başka da bir şey izlemedim. ata Titan'ı zaten tekrar bitirdiğimi söylemiştim. Ondan başka. Hatırlamıyorum. Evet efendim. Böyle izlemişiz bitmiş. Aynen. Başka mevzun var mı gündemle Yok. yok. Bu, bu, hafta biraz geek oldu muhabbetler. Evet, Arkadaşları Arkadaşlar doyurmuşuzdur inşallah. Ee, kanalın artık gerçekten ödeme yapılacak hale getirdim sonunda. Onu da haberini <laughs> vereyim. Ee, bundan sonra kanalımıza 5 ayda 500 lira <laughs> gelirse Allah öptü başına koy şey, şeklinde bir durumdayız. Hayırlı olsun. Eyvallah. 58 dakika olmuş. Hadi kapatalım artık. Kapatalım kralım. Ee, arkadaşlar dinlediğiniz için teşekkürler. Bir Artık canlı yayında yapalım arkadaşlarımızı. Evet özledi, he, onun haberini verelim dedi. arkadaşlar. Görüntülü post yapacağız. Canlı yayınları bundan sonra. Öyle yapalım diye konuştuk. Kesin bir karar almadık ama bundan sonra büyük ihtimal öyle olacak. Ee, hmm. Yani Görüntülü post kes dediklerimiz şeyler bizim kanalımızın canlı yayınları olacak aslında. Bir nevi postkesler aslında sizi de dahil etmiş olacağız gibi olacak. Yani biz yine tunanlı dümdüz muhabbet ederken bir anda çete okuyacağız gibi e, karambol. Orada ama sadece ne? film değil burada yaptığımız gibi her şeyi konuşabiliriz. Muhabbet yayınları gibi olacak. Böyle daha iyi olacağını düşünüyoruz. Ve görüntülü postkeslerde zaten e, şey çağıracağız demiştik hatırlarsanız. E, konuk. Konuklu olanlarda sizinle muhabbet etmeyeceğiz. Bu bir gerçek ama sadece Tuna'nınla benim olduğumuz görüntü e yayınlar, görüntülü postkes adı adında geçecek. En mantıklısı bu gibi geldi bize canlı yayın formatı olarak. Onun dışında görüşürüz inşallah Tuna'ncığım. Evet. Hayırlı sabahlar. Herkese özenler. sevgiler. Hayırlı akşamlar. Artık ne zaman dinliyorsanız.